Merhaba, iyi akşamlar. Efendim bugünkü konumuz Uber ve komik Türkiye'nin detayları. Efendim neymiş? Uber ve korsan taksi yasaklanacakmış çünkü sarı taksilere haksızlık oluyormuş. Evet, tabii. Sermaye sahiplerinin 50'şer 100'er alıp iki telli otosenterda bu işin bir nevi borsasını tutup sermayeyi buraya bağlayıp buradan para kazanmaları ve şoförleri çalıştırmalarının herhangi bir etkisi yok ama bir takım insanların şehrin ulaşım sorununu da çözmek anlamında ücra yerlere girip çıkma ve daha ucuz taşıma anlamında da yapabildiği Uber, hatta Uber'e daha lüks ve temiz aracı sana ulaşımını engelliyor. Korsanları da engelliyor. Neden? Korsanlar daha nazik, daha ucuz ve daha pratik. Ama diyor ki hayır, yasak. Yani Uber temizliğini hak etmiyorsun. Şehrin girilmeyen noktalarında bulunan ve seni her yere daha ucuza götüren korsan taksiyi de istemiyorum. Peki ne yapacağım? Sarı taksiye bineceksin. Sarı taksi çok pahalı ve şoförleri saygısız ve çoğu sorunlu. Olsun, ona bineceksin. Neden? Çünkü sermaye gruplarını ben memnun etmek zorundayım. Bunun ölçütü bu. Peki, iki tane itirazım var. 20 milyonluk bir şehirde değil sarı, Uber, korsan, 3 tane daha ayrı sektör, hani ayrı isimde taksi çıkarsanız gene yetişemezler. Sarı taksiler hiçbir şey yetişemiyor. Bu yüzden sarı taksiler ne işe yarıyor biliyor musunuz? Arap turistleri Taksim'de kazıklamaya, turist taciz etmeye yarıyor, tamam mı? Bunu bildikleri halde düzeltmiyorlar. Bakın size bir şey söyleyeyim. Toplumcu olmayan her izim kirli sermayenin bekçi köpeğidir. Bu isterse milliyetçilik, ister sosyal demokrasi olsun. Toplumcu olmayan her sosyal demokrasi, toplumcu olmayan her milliyetçilik, toplumcu olmayan her dincilik kirli sermayenin bekçi köpeğinden başka hiçbir şey değildir. Bunu aslında biliyorlar ama sermaye ve siyasetçi ilişkisi toplumcu olmamızı engelliyor. Türk toplumunun evrilmesi için daha çok uzun seneler lazım. O yüzden bu durumdayız. Hiçbir bakımdan Batı ve Batı'nın emsalleriyle ölçüşemeyecek durumdayız. Bu şehirde açılamayan kulüplerden, olmayan işletmelerden, uygulanamayan Uber'den. Ya Uber'in olmadığı bir yer mi var ya? Ukrayna'nın ücra bir köyüne git, patates tarlasına. Telefonundan Uber'e gir, 5 dakika sonra taksi, eski püskü Lada geliyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani toplumculuğu bunlar şey anlıyor. Her yere inşaat yapıp cami açmak anlıyor. Toplumculuk o değil arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de toplumculuğun ne olduğunu anlatmaya çalışalım. Esenlikler, Türk Budunu.